Fold ACDX içerisinde şu Isbox Postback olayından bahsettik. Bunu uygulamalarda çok sık kullanacağız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yani çalışma mantığını anlamanız açısından söylüyorum. Üzerinde biraz çalışın. Çünkü bazen işte sayfa postback olacak, tutman gereken verinin orada olmadığını vesaire fark edebilirsin. Bu tür şeyleri neyle takip ediyorduk? Breakpoint. Mesela benim buradaki planıma göre bir de Paris kısmını yapayım. Bir püf noktada mesela default ACPX içerisinde bir tane boşluk bıraktım. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Geldim burada. Kodumu yazdım. Tamam. Kodumu yazdım. Şurada bir değişiklik, dikkat ederseniz bir değişiklik var ama kaydolmamış. Bu tür durumlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Burada o değişiklikleri görebilmek için bunu kaydetmiş olmanız lazım. Bunlara da dikkat edin. Şimdi çalıştıralım ve postback olayını inceleyelim. Bakın sayfa açılırken geldi, ilk kez postback olduğu için doğrudan buraya geldi, bir değer ataması gerçekleşecek. Ben bunu ilerlettiğim zaman şöyle takip edelim. Devam edeceğim. İlk kısmını geçtik, else girmedi ve sayfanın load olayı gerçekleşti. Bir kez bu işlem gerçekleşti ve 10 değerini aldı. Şimdi tekrar butona basacağım bu sefer. Tekrar page'in load olmasını istedim. Tekrar page load olduğunda dikkat ederseniz buraya gelmedi. Doğrudan else kısmına geldim ve dedi ki bunun değeri zaten 10. Değeri zaten vardı. Bunun sebebi ilk kez şöyle açıklamasını yazayım. Şimdi devam ettiğimde ekrana postback yazması gerekiyor ve oradan da çıkmalı. Çıktıktan sonra bu işlem gerçekleşecek. Ve patladı. Şimdi butonun sınavı mı var hocam? Şimdi olmadı. Bak şuradan tam şu köşe
Kodun karşısında olması gerekiyor. Evet. Boşlukta olmamalı. Tamam. Orada görmüş. Tekrar üzerine tıkladığım zaman gidiyor. Burada hata olmasının sebebi bizim yapıyla ilgisi yoktu. Şuradan bir dönüştürme işlemi yapıyoruz ya. Ben butona bastığım zaman normalde çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Ama butona basınca ikinci çalışmada olduğu için buraya ne değeri gelecek? IsPosBack. IsPosBack nereye gidiyor? Butonda LBL mesaj alıyor bunu. LBL mesajla string'i int'e dönüştürmeye çalıştığı için patladı. Yani bunu da örneğin bir yaptığımda şöyle bir yapayım, aradaki sıfır farkı görelim. Şimdi artırdığımda yine akmayacak çünkü buradaki label, işte değer atama işlemi buna göre gerçekleşti. Burada bir değerini verdiğim için burada istediğim değeri artırabiliyorum. Yalnız dediğim gibi ilk sayfa post load olduğunda doğrudan buraya gelecek çünkü henüz sayfa post edilmemişti. Ondan sonra tekrar bir şeye bastığım zaman ikinci kez load olduğu için buraya değil else kısmına düşecektir. Biz de yapmamız gereken işlemleri burada yapmamız gerekiyor. Şimdi kontrollere bakacağız. Buradaki kontrollerimizi inceleyelim çünkü sürekli bunları kullanacağız. Standart kısmında yukarıdan aşağı doğru sırayla bakalım. Buradan end rotator olayı var. Böyle bir kontrolümüz var. Ne işe yarıyor? Bu örneğin bir web sitesi yaptınız ve reklam göstermeniz gerekiyor. Yani belli bir saniyede ya da belli işleme göre farklı resimler, reklam alanları falan oluşturacaksınız. Böyle bir durumda bu kontrolü kullanmanız gerekiyor. Epey bir kolaylık sağlıyor. Geliştirmesi de kolay. Veri tabanıyla bağladığınız zaman dinamik olarak bir reklam alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Kullanım amacı bu. Bu listede belli bir düzende veri listelemeyi sağlıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Bunları gene kullanacağız farklı şeylerde. Sadece ne için kullandığımızı bilelim. Butonu biliyoruz. Hatırlarsanız HTML inputlarında tarih işlemlerinden bahsetmiştim. Tarih seçme alanı. Burada calendar olduğunu söylemiştim. Calendar nesnesi neye benziyor? Şu şekilde ekranda bir tarih alanı, tarih seçme, takvim göstermeyi sağlıyor. Çalıştıralım bunu. Bakın bu şekilde
bir kontrol oluşturdum. Ve dikkat ederseniz her seçtiğimde bir postback olayı gerçekleşiyor. Yani sunucuya gidip geliyor. Bir de HTML tarafında hatırlarsanız ben buradaki kontrollerin, ASP.NET kontrollerinin aslında çıktı olarak bir HTML olduğundan bahsetmiştim. Bunu görmek için sayfaya sağ tıkladım. Bakın buradan kaynak kodu inceleyelim. Normalde biz HTML değil, ASP.NET kontrolleri kullandık. Çıktıya bakıyorum. Şöyle bir HTML çıktısı var. Yukarıda bir form açılmış. Form içerisinde div ve inputlar var. Ve şöyle bir value alanı var. Bu view state. View state'i daha sonra inceleyeceğiz. ASP.NET web formlarda olan bir özellik. Mesela bu MVC'de yok. MVC'de olmayan bir şey. Secret alanı var. Bunun içerisinde de burada kullanılacak, yani kontroller için gerekli olan JavaScript kodlarının yazıldığı alan, kendisi otomatik olarak oluştu bunlar. Bir tane kontrol var. Bakın, arttırma butonumuz. Normalde ben ASP.NET oluşturmuştum. Ama kendisi bir input açmış ve input'u da submit olarak kullanmış. Yani benim o HTML tarafında yazdığım inputlardan hiçbir farkı yok. Zaten buradaki kuralımız neydi? Nasıl bir kontrol olursa olsun HTML çıktı üretmek zorundaydı. Yani bu bir text box olsaydı burada text yazacaktı, bu kadar. Name'i değiştirmedik. Değeri, yani bizim ASP.NET'teki butonun text'i, value'su artır, ID'si ve style. Bu attığımız o reklam için kullanılan şey ise aslında bir imajmış. Kendi içerisinde bir imaj tutabiliyormuş ve bir linkmiş. Ahref link yapıyorduk hatırlarsanız. Demek ki bunun karşılığıymış HTML ASP.NET'te. Bir burada en çok kodu oluşturan şey bizim tarih görüntüleme alanımız, şurası. Normalde demiştim ya, bunu kendimiz de yapabiliriz ama hazır bir kontrol, paketlenmiş, yapı hazır. Bunu nasıl yapmış? Bir table oluşturmuş Microsoft. Bunun içerisinde işte TRTD'lerle table içerisinde bir tasarım oluşturmuş ve JavaScript'ler yazmış. Ve değerleri de dikkat ederseniz salı, perşembe vesaire bunlar oluşmuş. Şu kadar kod sadece bir takvim için. O seçme alanı için. İşte web tarafında performans bunun için gerekli. Yani bunun daha az kodla nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor ki web uygulamasının performansını artırabilirsiniz. Çünkü bunlar her zaman dosyanın boyutunu büyütür. Bir de bunların CS dosyaları var tabii. Burada da bir gizli alan oluşturmuş, hidden. Bunun içerisinde de şu an bizim ileride göreceğimiz bazı özellikler. Farklı kontrolleri de deneyelim. Mesela checkbox. Çok sık kullandığımız bir kontroldü. Bunu da çalıştırayım. Bakalım ne varmış. Şurada bir buton.
sorun çıktı. Bakın HTML'de yazdığımız input sadece type'ı checkbox oldu. Bu kadar. Herhangi bir farkı yok. List box'a bakalım. Farklı bir kontrol olduğu için. Sizce list box nasıl görünür? HTML olmak zorunda. Şöyle list box'a bir şey ekleyeyim. Items kısmında. Else yaptığımız için bir şey hata veriyordu ya. Ben orayı kaçırdım herhalde. Orada bir dönüştürme, kest işlemi yapıyor. String'i integer'e dönüştürdük ya. Evet. Sonradan ama sayıydı bizim dönüştürdüğümüz. Sonradan ben string yazmıştım else kısmına. Hı hı. Onu integer'e dönüştüremeyeceği için hata. Tekrar kaynak koda bakıyorum. Şöyle. Bakın bir select var. Drop down list. O şurası aslında. Bunun içeriği olmadığı için bir şey gösteremiyor. Normalde optionlar olması gerek. Şurası da aynı. Optionlar olmalı. Ama bir list box'tı. Nerede? Şurası mı? Burası list box 1. İçerisinde optionlar var. Bizim HTML yazdığımız kısımdan hatırlayın. HTML'e dönüşmesi gerekiyorsa aslında bir drop down liste bir select içerisine optionlar alır. Aynı şekilde list box'ta bir select listesi içinde optionlar alır. Hatta buna da yazalım mesela drop down liste. Bakıyorum. Drop down list içerisinde optionlar var. Bir select nesnesi. Ama bir drop down list olarak eklemiştik ASP.NET'te. List box da farklı bir kontroldü. Ama select içerisinde bakıyorum gene optionlar var. Aslında HTML karşılığı aynı. Değişen bir şey yok. Sadece küçük bir ayar değişikliği var. Size 4 diyor burada. Mesela list box'ta size 4 diyor. O zaman şöyle bir şey test edelim. Mesela ben şunu kopyalayayım. Yani madem çıktı sayı işlemen bunun bir HTML page açıyorum. Üşüdüm ki. Acaba.
adres verdim. Burada şunu da sileyim. Bakın, demek ki HTML karşılığında, o ASP.NET kontrolünü HTML karşılığında bu şekilde kullanabiliyorum. Normalde kod aynı ama ASP.NET kontrolü bana şu şekilde bir çıktı üretmişti Lispbox'tan. Size 4 dedi sadece. Diğerinden, drop-down listeden tek farkı buydu. Ben de onun HTML tarafını kopya çektim. Aynı sonucu aldım. Demek ki ürettiği nesneler gerçekten HTML karşılığını veriyor. Yani HTML karşılığı var. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Kendimiz de yapabiliriz bunları. Farklı olarak dikkat ederseniz bir file upload olayı vardı. Input'ta file dediğimizde file upload oluyordu. Hidden dediğimizde de gizli. Yani görünürde olmayan ama arka tarafta değeri görülebilen bir kontrol oluyordu. Bunları da aynı şekilde yapabiliyoruz. Diyelim.